Merhaba arkadaşlar, ben Cusifer. Evet arkadaşlar, bugün Minecraft'ta şeker kamışı farmı nasıl yapılır onu göstereceğim. Ben burada bir tane örnek yaptım. Şeker kamışının mantığını biliyorsunuzdur zaten. Buradaki şeker kamışları gözlemciye doğru büyüdüğünde gözlemci tarafından algılanıyor ve pistonla aşağı ittiriliyor. Ve aşağıdaki yaptığımız sistemle birlikte de Hunil Vagon kırılan şeker kamışı farmları şeker kamışlarını alıyor ve chest'e getiriyor. Buraya bir tane getirmiş şimdi büyüyen bir tanesini. Şimdi ben isterseniz yapılışı nasıl onu göstereyim size. Öncelikle buraya bir tane merdivenlerden yer ayarlıyoruz. İsterseniz başka bir blok da kullanabilirsiniz. Ben daha çok odunları daha çok seviyorum ve onu kullanıyorum. Önüne de isterseniz normal toprak, kum vesaire şeyleri koyabilirsiniz. Şeker kamışı ekilebilen şey toprak çeşitlerini. Ben daha çok iri taneli toprağı sevdiğim için iri taneli toprak koyuyorum. Hemen bir havayı aydınlatalım önce. Sonra buraya su kovası alıp buralara su koyuyoruz. Suları koydum. Ondan sonra buraya blok koyuyorsunuz. İstediğiniz bir blok olabilir. Ben ladin odun koyacağım. Buraya odunları koyuyoruz. Üstüne de piston koyacağız. Pistonlar şeker, büyüyen şeker kamışlarını kırmak için hemen yerleştireyim. Yerleştirdim. Evet arkadaşlar, sonra gözlemcileri bu tarafa doğru bakmayacak böyle. Buraya doğru bakacak. Onu hemen ayarlayalım. Buraya koydum. Ve bu gözlemciden gelen şeylere, yanıtları pistona aktaracak yer de burası olacak. Buraya blok koyacaksınız. Bloğun üstüne de kızıl taş yerleştireceksiniz. Ve buraya kadar büyüyen şeker kamışlarını gözlemci algılayacak ve kızıl taş sayesinde pistona aktaracak. Piston da hemen kıracak onları. Deneyelim isterseniz, olmuş mu bakalım. Hemen oldu bak arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben nasıl attı. Bundan sonrası artık istediğiniz kadar şekil verebilirsiniz. İstediğiniz şekli yapabilirsiniz. Ben hemen öylesine üstün körü kapatayım hemen ben burayı. Hemen kapatayım. Şöyle hemen kapattım. Sonra arkadaşlar bir de bunun şeyi var. Aşağı sistem var. Aşağıda ray nasıl şey yapılır hemen onu göstereyim. Şimdi arkadaşlar burada bunu isterseniz istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. 10, 11, 20 istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Hemen buraya ben şeyi de ayarlayayım. Ray sistemini. Hemen açıyoruz burayı. Burayı kapatalım. Şimdi buraya bu şeyleri yerleştiriyoruz, rayları. Şu orta tarafa da bir tane huni yerleştireceksiniz. Şöyle hemen ayarlayayım. Hunimiz varmış zaten. Hemen huniyi ayarladım. O raylar da üstümüzdeymiş. Hemen ayarlayayım. Bir şu köşeye güçlendirilmiş ray, bir de şu köşeye güçlendirilmiş ray koyuyorsunuz. Ama şimdi şey oldu, sorun oldu. Ben hemen ayarlayayım. Bu şekilde ayarlıyorsunuz. Bunlara da isterseniz kızıltaş meşalesiyle, isterseniz de şalterle birlikte güç verebilirsiniz. Buradan verelim gücü. Böyle iki tane gücü verelim hemen. Ver hemen. Bak oldu, gördüğünüz gibi. Bakın oldu. Hemen ayarlıyorum. Buraya bir de Hunili vagon koyacağız. Hunili vagonu da hemen koyayım. Abi gidip gelecek. Buraya çarpıp buraya gidecek. Böyle ayarladım. Sonra burayı da hemen kapatayım. Buraya isterseniz bir çit koyabilirsiniz. Hani düştüğünüzde sorun olmasın diye. Üstüne de bir tane kapı koyabilirsiniz. Ladin kapısı ya da meşe kapısı. Ön tarafında kesinlikle camla kapatmalısınız. Ya da başka bir blokla. Çünkü pistonun kırdığı şeker kamışları buraya düşebilir. Hemen önce şeker kamışlarını da ekelim buraya. Böyle hemen kapattık. Bu şimdi sistem bitti arkadaşlar. İstediğiniz gibi böyle şekil verebilirsiniz. Bir de ben bunu yer altına yapıyorum daha çok bu sistemleri. O zaman kesinlikle şeyi unutmayın. Işık taşı koymayı. Çünkü ışık olmadığı zaman büyümüyor diye biliyorum. Şeker kamışları. Buraya ayarladım hemen. Evet arkadaşlar, sistemimiz bu kadardı.
Benim bir de kendi survival'ımda yaptığım bir tasarım var. İsterseniz onu da göstereyim hemen. Evet arkadaşlar, kendi survival dünyamda şeker kamışı farmı için böyle bir yer yaptım. Yer altında benim şeker kamışı farmım. Yukarıya da böyle bir yapı yaptım. İsterseniz bu yapıyı nasıl yaptığımı, yapılış videosunu çekebilirim. Güzel bir yapı oldu. Hemen isterseniz aşağı tarafında nasıl olduğunu göstereyim size. Buradan giriyoruz. Aşağı doğru merdiven yaptım. Aşağı doğru iniyoruz. Biraz uzun yapmışım. Sonra fark ettim ben bunu. Arkadaşlar böyle bir şey. Burada 3 tane var benim şeker kamışı sistemim. Aynı yaptığım gibi yaptım burayı da. Aa, burada benim depolama sistemim burada değil. Arka tarafa doğru gelip buradaki varillere yükleniyor. Bütün şeker kamışları. Ayarladığım şekilde. Böyle bir yer yaptım. İsterseniz videoyu durdurup siz de aynısını yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, videom bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. İnşallah yararlı bir video olmuştur. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kanalıma da abone olursanız şimdiden teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.